oranlama şey yaparız. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç başta olmak üzere ilçelerdeki şoför odalarının başkanları katıldı. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetin Doğan, son zamanlarda yapılan zamların üyelerini zorladığını belirterek şunları söyledi. Yükselmesi, euronun çok yükselmesi, benzin ve mazota gelen zamlar, ayrıca yedek parçaya gelen zamlar bizim belimizi bükmeye başladı ve bir şeyler yapmamız gerekir. Arkadaşlarım beni arıyor, işte başkanım ne yapacağız, ne edeceğiz, bir toplanalım, bir karar alalım, kamuoyuna bir şeyler belirtelim anlamında bir toplantı düzenlememizi istedi. Biz de bugün böyle bir karar aldık, toplantı kararı aldık. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toplantıda konuşan Başkan Özmeriç de son dönemde benzin, LPG ve motorine gelen zamların şoförleri zorladığını söyledi. Ben öncelikle şunu özetlemek istiyorum. 16 Nisan tarihinde biz Aydın genelindeki Şoför Odası Başkanı olarak yaptığımız olan talep sonucunda toplu taşıma araçlarına, ticari taksilere biz yeni fiyat tarifesi talebinde bulunmuştuk. Hepinizin bildiği gibi 2 yıllık bir şey var, pandemi döneminden geçtik. Bu pandemi döneminde de araçlarımızı bizim araçlarımız hepinizin bildiği gibi değerli basın mensupları, kamu hizmeti niteliğinde bir hizmet ifa ediyoruz. Bu hizmetimiz bizim aksamadan devam etmesi gerekiyor. Çünkü hemşiresi, doktoru, sağlık görevlisi, güvenlik görevlisi vesaire toplumda pandemide sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çalışmak zorunda olan esnaflarımızı bile biz taşıdık. Hatta %50 kapasiteyle taşıdık. Biz bu %50 kapasiteyi taşırken biz de fiyatlarımıza %50 daha zam yapalım demedik. Hazırda bulunan birikimlerimizi de bu pandemi sonucunda bitirdik. Hiç kimsenin ne kenarda 3-5 kuruş parası kaldı ne de tabiri caizse köylülerin köyünde satacak hayvanı kaldı. Tabii bu pandemi bittiğinde yeniden bir fiyat tarifesi, enflasyon da var ülkemizde, alınması gerekti. O zamanki fiyat tarifeleri bile aslında bizi tatmin edecek durumda değildi. Bir yıl daha en azından idare etmeyi planlamıştık. Bu son geçen 6 aylık zaman dilimi içerisinde Eylül ayından sonra aniden gelen akaryakıt fiyatlarına gelen zam hayal edemeyeceğimiz şekilde zamlandı. Ve bunun için de ÜKAME'ye talepte bulunduk. Nisan ayında LPG'nin fiyatı, özellikle ticari taksilerimizde kullanılan LPG'nin fiyatı 3.66 idi. Bugün itibariyle 7.60'tı. Belki şimdi yine de zam geldi. Bu %110'luk bir LPG'de fiyat artışı demektir. Bizim işimizi, kamu hizmeti niteliğindeki işimizi sürdürecek şekilde bir fiyat tarifesi vermesini kendilerinden talep edeceğiz. Ediyoruz da zaten. Ricamız budur. Yoksa biz hani çok para kazanıp da bu işlerden bir rant sağlama peşinde filan değiliz. Toplantıda söz alan Şoförler Odası Başkanı Refik Karataş da ilgili yerlerden yeterli destek almadıklarını belirterek şöyle konuştu. Ziraat Bankası'nın önünden bir taksiyi çağırdılar. Yenikent'te hastaneye 200 metre kadar bir yere. Yolcu bindi, beni hastaneye bırak dedi. 200 metre. Bu adam Burak'tan oraya çıkıyor. Bugünkü şartlarda biraz evvel güzel şeyler ifade ettiniz. Yani sadece bir yakıtlan değil. 3600 lira işte geçen sene olan mazot LPG bugün %110'luk bir artış var. 7600 lira olmuş. Bu şartlar altında bu zamana kadar yalnız kaldığımızı düşünüyorum. Yeterli bir destek almadık fiyat konusunda. Veya işte bizlerde mi bir hata var? Engelli rampası için mücadele veriyoruz. Sadece Didim Şoför Odası'nda ikimiz burada da yalnız kaldık. Bu sadece Söke ile Didim'in bir konusu değil. Bütün camianın bir konusu.